Canım arkadaşlarım, hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte logaritma konu anlatımına, AYT konu anlatım serisinde logaritma konusunun ikinci dersindeyiz. İkinci derste sevgili arkadaşlarım, tabanı 10 olan logaritmalardan ve tabanı e sayısı olan logaritmalardan bahsedeceğiz. Ve bunlarla alakalı bazı özellikler vereceğiz. O yüzden kaçırmaman gereken, pür dikkat dinlemen gereken bir ders, bir konu, bir video olacak. Dediklerimi hayır harfiyen uyarsan mutlak surette başarılı olacaksın. Bunu sakın unutma. Ki ayet matematikte biliyorsun. Ne kadar kurallara hakim olursan ve o kuralların neyin nereden geldiğini gayet iyi bilirsen ayet matematikte hata yapma lüksün yok sıfır. Bundan kaynaklı iyi dinle. Ücretsiz biçimde indirebileceğin PDF linkleri mevcut arkadaşlarım ve açıklama kısmında tek tıkla indirebilirsin. İster tabletinden dinle. İster tabletinden yaz ister çıktısını al. Önünde ben açık olayım ve önünde de pdf'in veya kitabın olsun. Otur güzel bir şekilde dersimizi işleyelim. Evet hazırsan hadi dersimize geçelim. Buyurun bakalım. Öncelikle ne dedik? Tabanı 10 olan logaritmada kalmıştık. Birinci dersin sonunda biz şuradaki 10. örneği çözdük ve notumuzda kaldık. Bakalım notumuza tabanı 10 olan logaritmalara bayağı logaritma denir. Ama bu bayağıdan kastı şu değil yani hani ne kadar param var? Bayağı çok falan. Böyle değil arkadaşlar. Tamam? Bu konuyu ne kadar iyi anladın? Bayağı anladım ya. Böyle bir bayağıdan bahsetmiyoruz. Bayağı dediğimiz şey, aslına bakarsan anlamı, bayağının anlamı sıradan, basit, adi anlamlarına gelir. Tamam? O adi de aslında argoda hani kötü anlamdaki adi değil. Adi demek sıradan demek, basit demek. Tamam mı? Yani sıradan logaritma. Her zamanki logaritmadan bahsediyoruz. Her zamanki heh, çok kullanılan logaritmaya biz bayağı logaritma diyeceğiz ve tabanı da 10 olacak. İşte bunun sebebi de onluk tabanı kullanmamız olabilir. 10 tabanında logaritmaları yazarken de genellikle tabanı ifade etmeyiz. Yani onu yazmayız. Logaritma 10 tabanında x demek aslına bakarsan logaritma x demektir. Tamam mı? Şimdi örnek 11'e bir bakalım. Diyor ki Logaritma 2 tabanında logaritma x eşittir logaritma 3 tabanında 81. Öncelikle 81 3'ün kaçıncı kuvvetidir? 4. Demek ki aslında burası 4'müş. Yani logaritma 2 tabanında hop açtım parantezi logaritma x eşittir 4 olacakmış. Ve buradan ne yapmamız gerekiyor? Logaritmanın tanımını kullanacağız. 2'nin 4. kuvveti eşittir logaritmanın içi. E 2'nin 4. kuvveti hocam 16. İçeride de logaritma x var. Logaritma x 16'ymış. E hocam bunun tabanında da biliyoruz ki 10 var. Siz az önce öyle söylediniz. Taban yazmıyorsa o taban 10'dur dediniz. Evet doğru. Doğru hatırladınız. Onun 16. kuvveti de bize x'i verecek. O halde x dediğimiz sayı 10 üzeri 16'dır diyebiliriz. Gönül rahatlığıyla. Devam edelim. Notumuza bakalım şimdi. Uygun tanım aralıklarında diyor. Logaritma a tabanında x üzeri n. N çarpı logaritma a tabanında x'tir deniliyor. Ha, şimdi bu ne demek biliyor musun? Eğer ki logaritmanın içi, logaritmanın içi burada ne? X üzeri n. Eğer ki bunun bir kuvveti varsa bak n'inci kuvveti var. İşte bu kuvveti alıp logaritmanın başına çarpı olarak gönderebiliyorsun. Yani n çarpı logaritma a tabanında x yazabiliyoruz. Burada dikkat etmen gereken şey de şu. Logaritma a tabanında x üzeri n demekle logaritma a tabanında x'in eninci kuvveti farklı şeylerdir. Yani buradaki n aslında logaritmanın içinin kuvvetidir. Eğer logaritmanın kuvvetinden bahsediyorsa log üzeri n diye bahsetmesi lazım. Yani log üzeri n a tabanında x diye bahseder. Veyahut logaritma a tabanında x'in eninci kuvveti diye bahseder. Bunu sen zaten anlarsın sorunun içerisinde. Ama direkt x'in kuvveti varsa bu ne? x'in kuvvetidir ve başa geçebilir. Ama buradaki ne? Başa falan geçemez. Buna dikkat edeceksin. Çoğu öğrencide gördüğüm bir hata olduğu için daha iyi henüz yeni öğrenen öğrencilerde gördüğüm bir hata olduğu için özellikle 12. sınıflarda ilk defa logaritma gören öğrencilerde yapıyor bu hatayı. Dolayısıyla böyle bir not yazma ihtiyacı hissetti. Umarım bu not da sana faydalı olur. 113. sayfamızı geçtik. Devam ediyoruz. 114. sayfada 12. örneğimizdeyiz arkadaşlar. 12. örneği bir bakalım beraber. Logaritma kitabını da 64 demiş. 64'ün kaçıncı kuvveti 2'dir? Tabii ki 6. O halde burası 6'dır. 3'ün kaçıncı kuvveti 27'dir? Tabii ki 3 demek ki burası 3 arada artı var. Ve 625 5'in kaçıncı kuvvetidir? Tabii ki 4. kuvveti demek ki burası da 4. Eksi var arada 6 ile 3'ü topladım 9. 4 çıkardım doğru cevap 5'tir diyebiliriz. Örnek 13. Logaritma 3 tabanında B A'ya B 5 üzeri C'ye ve C'de logaritma 2 tabanı da 4'e eşit. Logaritma 2 tabanı da 4'ü ben bilirim. 4 2'nin kaçıncı kuvveti? 2. kuvveti. Demek ki C 2'ymiş. E C 2 ise getirip şurada yerine yazarsan 5'in karesinden burası 25 gelir. Demek ki B 25'miş. Ve son olarak A'da logaritma 3 tabanında B kaçtı? 25'ti değil mi? Buna eşitmiş diyeceğim. E şimdi güzel kardeşim bizden istenen de şu. 1 bölü A çarpı logaritma 3 tabanında 25. Öncelikle 1 bölü A'yı yazdım. Çarpı logaritma 3 tabanında dedim. 25. E neydi bu? A'ydı. Değil mi? Yani şuraya ben artık A yazabilirim. Böylelikle 1 bölü A çarpı A soruluyor bana. Ben 1 bölü A ile a çarparsam. Doğruca 1'in ta kendisi olur. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. cevabımız 1 olacaktı. Bir not daha sana. Hadi bakalım. Uygun tanım aralıklarında. Bu sefer logaritmanın içinin değil de tabanının bir üssü varsa şurada. İşte ben o üssü de alıp başa atabiliyorum ama az öncekinden farklı olarak atıyorum. Nasıl atıyorum? Çarpımsal tersini atıyorum. Yani ters çevirip başa atıyorum. Tamam. O halde sen artık buraya gelen sayıyı B'nin üzerine de alabilirsin. Mesela bunu 1 bölü N olarak B'nin üzerine de alabilirsin. Yani örnek veriyorum. Logaritma 2 üzeri 4 tabanında 5 varsa sen bu 4'ü aldın 1 bölü 4 olarak başa attın çarpı logaritma 2 tabanında 5 dedin ya bu 1 bölü 4'ü de 5'in kafasına atabilirsin logaritma 2 tabanında 5 üzeri 1 bölü 4 diye yazabilirsin bak buradaki 4 5'in üzerine nasıl geçti 1 bölü 4 olarak geçti dolayısıyla istediğini yapabilirsin artık özgürsün hep söylediğim gibi logaritma konusu posta gazetesinin bulmaca 2 gibidir arkadaşlar kuralları eğlencelidir gayet özgür davranabilirsin Kurallarda hata yapmadığı müddetçe seni sonuca her daim götürür. Bu yöntemi bir önceki ile beraber kullanacak olursak da nasıl yani? Hem tabanın hem de logaritmanın içinin bir kuvveti varsa bu n başa 1 bölü n olarak geçer. Bu m de başa çarpı m olarak geçeceği için m çarpı 1 bölü n'den ben buraya artık m bölü n'yi tabii ki de yazabilirim. 14. örneğimize bir bakalım. Hocam diyor ki x üzeri 5 4. dereceden kök içerisinde y'nin ta kendisidir. Peki ben y'yi yalnız bırakabilir miyim? Y'yi nasıl yalnız bırakırım? Bak ben bunu 4. kuvvetini alırım. Bunu da 4. kuvvetini alırım. Böylelikle x üzeri 20 eşittir y olmuş olur. Çünkü buradaki 4 ile buradaki 4 artık gider. Y x üzeri 20 ise eğer bize de logaritma y tabanında x küp sorulduğuna göre ben artık y gördüğüm yere x üzeri 20'nin ta kendisini yazarım. E burada da x küp vardı hocam. E şimdi ne yapacağız? Bak içinin kuvveti var. Tabanının kuvveti var. 3'ü başa 3 diye attım. 20'yi ters çevirdim. Attım. Çarpı logaritma x tabanında x dedim. Şimdi sana sorum şu. Logaritmanın tabanıyla içi birbirinin aynıysa bu logaritma ifade kaça eşitti? 1'e. O halde 3, 3 bölü 20 ile 1'i çarparsam doğru cevap 3 bölü 20 olur. Cevabımız buydu gençler. 15. örnekteyiz. A üzeri 1 bölü 3 5. dereceden kök içerisinde B kare olduğuna göre 5 çarpı logaritma A tabanında kök B ifadesinin değeri sorulmuş bize. Şimdi öncelikle öncelikle ben şurada burada A'yı yalnız bırakmak istesem 3. kuvvetini alamaz mıyım alırım. O zaman buranın da 3. kuvvetini alacağım. Hatta ben bunu A üzeri 1 bölü 3'ün 3. Üçüncü kuvveti A'dır diyeceğim. Eşittir. Burası da aslında B üzeri 2 bölü 5'in yazamadım. Yazayım hemen. 2 bölü 5'in üçüncü kuvveti olmuş olur ki bu da b üzeri 6 bölü 5 yapar bize. Şimdi bak neymiş? A b üzeri 6 bölü 5'miş. E şimdi güzel kardeşim ben 5 çarpı logaritmayı yazdım buraya. Tabanıma yani a gördüğüm yere ne yazacağım artık? b üzeri 6 bölü 5 yazacağım. Ve logaritmanın içi neymiş? Kök b yani b üzeri 1 bölü 2'ymiş. Şimdi burada, burada şu 6 bölü 5'i ters çevirip başa atacağım. 1 bölü 2'yi normal bir şekilde başa atacağım. Bak 1 bölü 2'yi attım. 6 bölü 5'i ters çevirdim attım. 5 bölü 6. Bir de çarpı 5'imiz vardı. Logaritma B tabanında B yaptı. E B tabanında B zaten neydi? 1. O halde 5 kere 5'ten burası 25 geldi. 2 kere 6'dan da tabanımız yani paydamız 12 geldi. Doğru cevabımız 25 bölü 12'nin ta kendisi olmuş oldu. Geçtim örnek 16'ya. Şimdi iyi dinle dikkatli dinle. Hı, i̇şlemleri hızlı bir şekilde yapabilirsin çok rahat. Bu işlemleri çok rahat çok hızlı bir şekilde yapabilmek için de tabanla logaritmanın iki arasında bir bağlantı kurman gerekiyor. Nasıl bir bağlantıdan bahsediyoruz acaba? Bunları aynı tabanla yazacaksın. Bak söyledim. İşin triğini söyledim. Kök Köküç dediğimiz ifade bak yazıyorum logaritma. Kök Köküç nedir? 3 üzeri 1 bölü 2'dir. 9 nedir? 3'ün karesidir. Artı. Şu nedir? Logaritma 2'nin 1 bölü 3. kuvvetidir. 16 da 2'nin 4. kuvvetidir. Eksi. Logaritma dedim. Kök 5 demek 5 üzeri 1 bölü 2 iken 5 de zaten 5'ti. Şimdi ben burada 2'yi başa attım. 1 bölü 2 ile ters çevirdim. 2 oldu. Çarpı logaritma 3 tabanında 3 geldi. Artı. 1 bölü 3'ü ters çevirdim 3 olarak yazdım 4'ü direkt başa attım çarpı logaritma 2 tabanında 2 oldu Eksi 1 bölü 2'yi ters çevirdim 2 çarpı logaritma 5 tabanında 5 yaptı Şimdi bak burada logaritma 3 tabanında 3 2 tabanında 2 5 tabanında 5 bunların hepsi 1'e eşittir Geriye ne kaldı 2 kere 2 4 artı 3 kere 4 12 eksi bir de burada eksi 2'miz kaldı 4 artı 12 16 yapar 2 çıkarırsam 14 bana cevabı verir Hayırlı uğurlu olsun. Doğru cevabımız 14 olacaktı arkadaşlar. Bu kadar basit. Devam bakalım. Bakalım bir şeyleri öğrenebilmiş miyiz? Tabi yeni bir notla beraber harmanlayalım. Diyor ki bak notta. Tabanı A olan bir logaritmayla. Tabanı A olan başka bir logaritmik ifadeyi toplarsan eğer diyor. Taban aynı taban kalacak şekilde diyor. Logaritmanın içlerini çarparsın diyor. Bu nereden geliyor? Hocam örnek veriyorum. Üstü sayılara bakalım. Üstel fonksiyonun tersiydi ya hani logaritma unutma. 2 üzeri x ile ben 2 üzeri y'yi çarpınca ne buluyordum? 2 üzeri x artı y. Şimdi üstel fonksiyonlarda tabanlar aynıyken çarpılıyorsa üstler toplanıyordu. Şimdi logaritmik fonksiyon üstel fonksiyonun tersiydi biliyorsun. O zaman logaritmada da tabanlar aynı ve bunlar toplanıyorsa içleri çarpılır diyor. Burada çarpılırken toplamıyordu. Burada toplanırken çarpılıyor. he Tamam ya. Ezbere gerek bile yokmuş. Değil mi? Çaktın sen köfteyi. Şimdi bakalım buraya. Bunun tabanı ne güzel kardeşim? 10. Bunun tabanı ne? 10. Bunun tabanı ne? Hocam bu da 10. Şimdi o halde ben yazıyorum. Logaritma. 2x artı y kare. Tabanı 10'du. Eşittir. Şu e, gençler. 5'i ben x'in kafasına atabilirim. Yani logaritma x üzeri 5 derim. Artı logaritma buraya da ne derim? 2'yi atarım y'nin kafasına. Y'nin karesidir. Şimdi buradaki logaritmalar toplanmış mı? E hocam toplanmış. O halde ben bunların içlerini çarparım. Yani logaritma 2x artı y kare eşittir. Buraya geldim. Logaritma x üzeri 5 çarpı y kare yazdım. E şimdi ikisinin de tabanı 10 mu bunların? 10 hocam. O zaman kimse kusura bakmasın. Aha bu logaritmanın 2 ile aha burası birbirine eşit olur. Yani 2x artı y'nin karesi eşittir. x üzeri 5 çarpı y'nin karesi derim. Şu y kareyi sağ tarafı bir zıplatalım bakalım. 2x eşittir. Y kare çarpı x üzeri 5 yazdım. Eksi bir de y karemiz oluştu. Sağ tarafta y kare parantezini almıştım. Uygularsam x üzeri 5 eksi 1'in ta kendisi gelir. E şimdi benden y'nin x türünden eşit istenmişti. Ben y'yi yalnız bırakmaya çalışıyorum. Burada bu çarpım durumunda mı şurası? Evet o zaman ben bunu karşıya bölüm olarak atarım. 2x bölü 5x eksi 1 eşittir y kare olur. Her iki tarafın kare alırsam da y eşittir. 2x bölü 5x 1'in kare ta kendisi yapar. Böylelikle y'nin x türünden de eşiti karşımıza çıkmış olur arkadaşlar. Bu kadar basitti. 18. örneğimize bakalım. Tabii şurayı silelim artık. O diğer sorunun zımbırtılarıydı. Yine aynı şekilde bak taban 10, taban 10 ve taban 10. Sol tarafa yapacak bir şey yok. Logaritma x artı 30. Evet tamam hadi eşittir. Sağ tarafta tabanlar 10 ve toplanıyor ya bunların içlerini ben aynı tabanda yani 10 tabanında çarparım. X ile 4'ün çarpımı 4x yapar. E güzel kardeşim taban 10 ve taban 10. O zaman bunların içleri birbirine eşit olur. Yani 4x dediğim muhabbet x artı 30'a eşit olacak x'i sol tarafa davet ettik gel bakalım buraya diye tuttuk ensesinden çektik 3x kaldı burada 3x eşittir kaçmış 30 o zaman x kaçtır tabii ki onun ta kendisidir. Devam edelim 19. soruyla logaritma 9 faktöriyel x ise logaritma 10 faktöriyelin x türünden eşiti soruluyor He. şimdi dur dur sakin korkma hemen canım ya böyle karışık şeyler gelince korkulur mu az basit Şimdi logaritma 9 faktöriyel diyor ya. O kalsın cepte. Logaritma 10 faktöriyel ne demektir aslında? Hocam bu logaritma. 10 çarpı 9 faktöriyel yapar mı? Yapar. Şimdi dikkat et. Logaritmanın içi çarpım var içinde. O zaman ben bunları dışarıda bir güzel toplarım. Yani logon artı log x log artı log, logaritma 9 faktöriyel yazarım. Böylelikle bizden şu istenmişti. Bak bizden bu istenmişti. Eşittir dedim. Eşittir dedim. Bak nereye kadar eşit çıkacak şimdi. Logon kaç güzel kardeşim. Tabanı da 10 olduğu için tabanla içi birbirine eşit. 1'dir burası. Artı log 9 faktöriyel neydi? E hocam o da x olarak verilmişti zaten. E bak bizden logaritma 10 faktöriyel isteniyordu. Biz onu neye eşit bulduk? Tabii ki 1 artı x'e eşit bulduk. Hayırlı uğurlu olsun. Daha fazla kurcalamaya gerek yok. Cevap bu gençler. Tamam. Bak ne kadar basit ortaya çıktı. Diyorum ya korkmanı gerektirecek bir durum yok ya. Vallahi yok. Sen yeter ki korkma. Sen yeter ki yapabileceğine inan. Logaritma 2x artı 3y eşittir 1 artı logaritma 2x eksi y demiş. X sayısı y sayısının kaç katıdır diye soruluyor. Bak şimdi. Sol tarafa ne dedik? Yapacak bir şey yok. İçeride toplanmış. Çarpılsaydı falan bir şeyler yapabilirdik. Bunu yazdım. Eşittir. Ya buradaki 1 ne? Hmm, dur şimdi bekle burası 10 tabanında. E burası da 10 tabanında. E 1'i ben logaritmalı biçimde 10 tabanında yazamaz mıyım? Yazarım ya. Niye yazamam ki? Al logo. Logon 1'di. Yukarıda da zaten bunu fazlasıyla gördük. Logon 1. E tamam çok güzel. Logon şeklinde yazdım. Artı logaritma 2x8'i y dedim. E şimdi ben burada tekrar baştan yazıyorum. Logaritma 2x artı 3y eşittir dedim. Şimdi dikkat et. Burada logaritmalar toplanmış mı? Evet o zaman içlerini çarparım ben. Yani logaritma ne olur? 20x eksi 10 y'nin ta kendisi olur. Şimdi bunların tabanları ikisi de 10 mu hocam? Aynen öyle. O halde bu içiyle bu içi birbirine eşit olur. Yani 2x artı 3y eşittir. 20x eksi 10y yazarım ben. Eksi 10y'yi sol tarafa fırlattım 13y oldu. 2 xi de sağ tarafa zıplattım 18x kaldı. Benden diyor ki x sayısı y'nin kaç katıdır? E şimdi güzel kardeşim x bölü y isteniyor yani. Şu y'yi aldım buraya attım. 18 aldım buraya attım. x bölü y ne oldu? 13 bölü 18 oldu. Demek ki x sayısı y sayısının 13 bölü 18 katıymış deriz. Tamam bu kadar. Devam o zaman 21. örneğimizdeyiz artık. Logaritma 2'yi x olarak vermiş. Bunu y olarak bunu da z olarak vermiş. Logaritma 540'ın x, y, z türünden eşiti isteniyor benden. Şimdi hemen bu tarz sorularda bak. Bütün sorularda aynısını yaparsın. 540'ı gideceksin kardeşim asal çarpanlarını ayıracaksın. bildiğim mat 1'deki TYT'deki asal çarpanlara ayıracaksın. 2'ye böldüm hocam 270 geldi. Bunu da 2'ye böl 135 yapar. 3'e e bölelim artık 2'ye bölünmüyor 45 gelir. Bunu da 3'e bölelim 15 olur. E, bunu da 3'e böl 5 gelir. Bunu 5'e böldüm artık 1. 1'i elde ettim ya ben. Şimdi bak 540 sayısı. Neye eşitmiş? 2'nin karesi çarpı 3'ün küpü çarpı 5'in kendisine eşitmiş. O halde ben diyorum ki logaritma 540 ifadesi de logaritma 2'nin karesi çarpı 3'ün küpü çarpı 5'in ta kendisidir. Şimdi sağ taraftaki logaritmaya bak. Bunlar çarpılmış mı? Evet o zaman ben bunları şöyle yazarım. Bak logaritma 540 yazdım buraya. Logaritma 2'nin karesi artı logaritma 3'ün küpü artı logaritma 5 yazarım. Niye? E i̇çerisi çarpıldıysa demek ki dışarıda bunlar toplanmış ve güzel hocam. Tamam. E şimdi ben şu 2'yi tuttum başa attım. Logaritma 540 yazdım eşittir. 2 çarpı logaritma 2 oldu. 3 çarpı logaritma 3 oldu. Ve logaritma 5'in kendisi geldi. Şimdi dikkat et dikkat et. Logaritma 2 neydi? X hocam. O zaman burası 2x'tir. Artı. Logaritma 3 y idi. O zaman burası 3 y'dir. Ve artı logaritma 5'in kendisi de z idi. İşte logaritma 540 ifadesi aslında buradaki 2x artı 3 y artı z'nin ta kendisiymiş. Cevap da bu olacak sevgili gençler. 114. sayfamızı bitirdik. Şimdi 115. sayfamıza geçeceğiz. Ve 115. sayfaya şöyle bir bakış atayım. Tamam. Şimdi arkadaşlarım şuradaki 3 örneği de çözelim. Ee, doğal logaritma fonksiyonu yani tabanı Euler sayısı olan fonksiyonu e, logaritmayı bir sonraki videomuzu saklayalım. Normalde videonun başında işleyeceğiz dedik ama bir sonraki videoyu saklayalım. Şuradaki özelliğimizi verip buradaki 3 örneği de çözüp videomuzu dersimizi bitirelim isterseniz. Çünkü zaten şu an e, her dersimiz gibi ortalama 20 dakika olmuş. Demek ki 24-25 dakikalık bir ders yapacağız yine. Uygun tanım aralıklarında eğer ki diyor tabanı a olan iki logaritmayı sen çıkarırsan içlerini bölersin diyor. Bu da neye benziyor biliyor musun? Bak üstel fonksiyon gibi düşünelim. 2 üzeri x'i 2 üzeri y'ye böldüğüm takdirde bu nedir? 2 üzeri x eksi y değil mi? Yani tabanları aynı olan üstü sayıları ben birbirine böldüğüm takdirde üstlerini çıkarıyordum. Şimdi üstel fonksiyonun tersi olduğu için logaritma fonksiyonu burada da çıkarırken bölüyorum burada bölerken çıkarıyordum. Burada çıkarırken bölüyorum. Bak aynı şey. Bunu da yine ezberlemene gerek yok. Biz ezberi sevmiyoruz güzel kardeşim. Matematik yani aşırı saçma. Düşünsene matematik istiyorsun. Lan neresini ezberleyeceksin? Yere git oradan. Hadi dersi bize. Hadi hadi hadi. Şimdi gençler unutun ezberi ezberi ya. Bu nedir böyle? Devam. Logaritma tabanında B eksi, logaritma tabanında C, logaritma tabanında B bölü C olur dedik. Şimdi örnek 22'ye bir bakalım. Logaritma 3 neymiş? X. Ne güzel. Diyor ki log 9 artı log 0.15 eksi log 0.05 ifadesinin X türünden eşitini bul demiş. E, buluruz. Yani yaparız biz bunu. Hallederiz. Nasıl yapacağım biliyor musun? Burada ne yapmış? Toplanmış. Burada ne yapmış? Çıkarılmış. O zaman sen diyeceksin ki logaritma açtım parantezi şu an içini yazıyorum. 9 ile 0.15'i çarpacaksın. Bunu da gideceksin. 0.05'e böleceksin. Niye bunu çarptım? Toplamış. Niye bunu böldüm? Çıkarmış çünkü. O halde logaritma bak logaritma. Şimdi ben 0.15'i 0.05'e bölersem 3 gelir. Dolayısıyla 9 çarpı 3'tür burası. Bu da logaritma 27'nin ta kendisidir. Şimdi log 27'yi de biliyorsun logaritma 3'ün küpüdür ya. Buradaki 3'ü başa gönderelim. Eşittir 3 çarpı log 3 mi yaptı? E şimdi log 3 neydi? X'ti be güzel kardeşim. O halde 3 çarpı x yani 3x bize cevabı verir. Evet devam. 23. örnek. Log 2'yi bu sefer bana ne olarak vermiş? A olarak vermiş. Olduğuna göre logaritma 0.025 ifadesinin A türünden eşiti isteniyor bizden. Şimdi öncelikle bu 0.025 dediğimiz sayımız aslında bakarsan 25 bölü 1000'in ta kendisidir. Şimdi ben bunu 25 ile sadeleştirirsem eğer bu bana 1 bölü bak 1 bölü kaçı verir biliyor musun? Şimdi 5'e böldüm 5, beş, 5'e böldüm 200, 5'e böldüm 1 bölü 40'ı verir. Şimdi 1 bölü 40 e hocam e, bu bir işe yaramadı. Yani güzel olmadı. Logaritma 2 ile bunun ne ilgisi var? Değil mi? Ama ben bunu şu şekilde de ifade edebilirim. 1 bölü 40'ı. 1 bölü 40'ı ifade ediyoruz gençler. Unutmayın. Şöyle yaparım. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 10 yazabilirim. Hatta bu da 2 üzeri eksi 1 çarpı. 2 üzeri eksi 1 çarpı 10 üzeri eksi 1'dir. Ha, tamam. Sanki bir şeyler oluyor gibi. 2'yi hallettim en azından. E şimdi ben şunun logaritmasını istiyordum. Artık bunun logaritmasını alacağım izninle. Yani diyorum ki artık logaritma 2 üzeri eksi 1 çarpı 2 üzeri eksi 1 çarpı 10 üzeri eksi 1 dedim. Bu da bana logaritma 2 üzeri eksi 1 artı logaritma 2 üzeri eksi 1 artı logaritma 10 üzeri eksi 1'i verir. Şimdi diyorum ki şu eksi 1'i başa atalım. Eksi logaritma 2 bunu da attım. Eksi logaritma 2 daha bunu da attım başa eksi logaritma 10. E şimdi logaritma 2'nin a olduğunu biliyoruz. Demek ki burası eksi a. E burası da eksi a. Eksi 2a yaptı. E logon neydi? Tabanı 10 olduğu için 1 di. E o zaman eksi 1 daha. Eksi 2a eksi 1 bize şu ifadenin a türünden eşitini vermek için gayet de fazlasıyla yeterli bir ifade sevgili gençler. Devam edelim 24'te. Ve son örneğimiz artık bu videoda ve tahmin ettiğimiz gibi 24-25 dakika sürdü yine dersimiz. Seni ne sıkacak tarzda ne bunaltacak tarzda ne de çok kısa yani 10-15 dakika olsa dersimiz çok kısa olurdu. 35-40 dakika olsa biraz uzun oluyor. Canın sıkılıyor videoda. Dolayısıyla 20-25 dakika arası çok iyi. Bu kamptaki en güzel e, olay da bu. Yani derslerin çoğu bu şekilde devam etti. O yüzden çok mutluyum. Şimdi bak, bakın arkadaşlar. Burada ne var? x küp artı 3x kare artı 3x artı 1. Lan bu bana bir şeyi çağrıştırıyor. Neydi bu? x artı 1'in parantez küpüydü. Değil mi? E şimdi o zaman ben logaritma 27 de 3'ün küpü. Oo bak x artı 1'in de küpü logaritmanın 2 yaptı. Eşittir bu neymiş? M. E şimdi bak soruyu bitirdim ben. Bu 3'ü aldım başa attım. Bu 3'ü de ters çevirdim başa attım. Logaritma 3 tabanında x artı 1 yaptı mı? Yaptı. Bu neymiş? M. E güzel kardeşim 3 bölü 3 kaçtı? E 1. O zaman bunu yazmayın ben buraya. Ve artık sadece logaritmanın tanımını uygulayacağım. 3 üzeri m eşittir x artı 1. x artı 1 neymiş? 3 üzeri m. E benden diyor ki x'in m türünden eşit Yani x'i yalnız bırak diyor. At bir karşıya bitsin soru. x eşittir. 3 üzeri m. Eksi 1. Bana bu sorunun cevabını verir sevgili arkadaşım. Evet. Bir sonraki konumuz. Yani bir sonraki videomuzda nereden devam edeceğiz? Aha buradaki nottan devam edeceğiz. Yani doğal logaritma fonksiyonunu işleyeceğiz. Hani o ln'li şeyler var ya. Sevmediğin. ln, LNX, ln x, ln e, ln 1, ln 3, ln 5. Onlar hani sevmediklerin. İşte onları işleyeceğiz. Ama bu sevmeme çabanın da boşa çıkaracağım ben seni. Çünkü hani böyle sevmeme gibi bir durum söz konusu değil. Yani aslında basit şeyler olduğunu göreceksin. O yüzden o videoda seni mutlaka bekliyorum. Derse mutlaka katıl. Sonraki videomuzda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.